Merhaba sevgili Kapı Magazin izleyicileri. TÜYAP Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2020 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda sizler için stand ziyaretlerine devam ediyoruz. Birbirinden güzel ürünleri, standları sizin için geziyoruz. Şu anda da Star Aydor iç oda kapılarının önündeyiz. Özgür Bey ile hem firmalarını tanıma hakkında hem de ürünleriyle ilgili bilgiler alacağız. Özgür Bey, fuarın son günü ama hayırlı fuarlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Star Aydor firması kimdir diye sorduğumuzda kısaca nasıl özetlersiniz? Şöyle söyleyeyim. 98 yılından beri sektöre hizmet veren bir firmayız biz. 2010 yılına kadar perakende ürünlerimiz vardı. 2010 yılından sonra toptan üretmeye başladık iç oda kapılarını. Genelde müşterimizin %90'ı yurt dışı menşeli. Ürettiğimiz ürünlerin %90'ı yurt dışına gidiyor. Onun yanı sıra İstanbul'dayız. 5000 metre kapalı alanda üretim yapmaktayız. Aylık ortalama 10.000 civarında kapasitemiz var. Ürettiğimiz ürün grupları da lake, membran iç oda kapısı ve kompozit diye suya dayanıklı, neme dayanıklı dediğimiz ürün. Bunların %100 üretimini biz yapıyoruz. Bayilerimiz var yurt içi, yurt dışı. Genelde bayilik usulü çalışıyoruz. Fuara da zaten reklam amaçlı katıldık. Ama fuarımız güzel geçiyor maşallah, kalabalık. Evet, dördüncü günü fuarın. Fuarı değerlendirecek olursanız sizin için başarılı bir fuar oldu diyebilir miyiz? Genel olarak başarılı. Çünkü yabancı ziyaretçi sayısı çoktu. Yani bizim amacımız reklam olduğu için hani her fuarda satış yapmak değildi. Reklam yapalım, marka bilinirliğini arttıralım, insanlara biraz daha kendimizi tanıtalım amacıyla giriyoruz zaten fuarlara. Yoksa müşteri anlamında, kapasite anlamında şu anda 3 ay 90 gün boyunca full doluyuz fabrikamız. Ürettiğimiz ürünlerin de dediğim gibi genelde yurt dışı satışı. Peki hangi ülkelerden standınızı ziyaret edenler oldu Özgür Bey? Ya şöyle söyleyeyim, Müslüman ülkelerinden çok gelenler oldu. İran ve Irak hariç diğer bütün Müslüman ülkelerinden, Arap ülkelerinden gelenler oldu. Balkanlardan gelen çok oldu, Balkan ülkelerinden. Rusya'dan gelen misafirlerimiz vardı yine. Şöyle söyleyeyim, yani fuar pimapen ağırlıklı ve cam ağırlıklı olduğu için kapı biraz sonradan bu fuara dahil olmuş ama bizim beklediğimiz potansiyelin çok çok üstünde bir fuar geçti. Hem gelen misafirler anlamında birebir müşteriye ulaştık. Biz bu kadar potansiyel beklemiyorduk ama ulaştık. Birebir diyaloglarımız, birebir satışlarımız, birebir bayilik anlaşmalarımız oldu. Çok başarılı ve çok güzel bir fuardı. Umarım devamı gelir. Nasipse seneye de buradayız. Intermob'da da biz yine katılımcıyız. Tüm misafirleri de bekleriz yani. Ne güzel, güzel şeyler duyduk sizden. Peki efendim, Çin'de yaşanan olumsuzluk bir olayı var. Bu sektör için artı mıdır, eksi midir sizce? Nasıl değerlendireceksiniz? Aslında bu bir kriz ama şöyle derler ticari anlamda, krizi fırsata çevirmek lazım. Sağlık olarak büyük bir problem. Hatta İran ve Irak'tan gelemeyen misafirlerimiz bu yüzden gelemedi. Bunun eksikliği var mı fuarda? Var. Bunu hissediyoruz. Yani gözümüzle de görüyoruz, hissediyoruz ama yine de bu halde bile Allah'a şükürler olsun güzel işler yaptık. Güzel hareketler oldu. Çok yeni müşteriyle tanıştık. Yani ulaşamadığımız, elimizin yetişmediği yerler vardı. Buradan gelenlerimiz çok oldu. Afrika ülkelerinden gelen çok oldu. Tabii Çin'in bununla ilgili etkisi bize önümüzdeki aylarda daha çok yansıyacak inşallah. Çünkü Çin'e gidemeyen, Çin'den ürün tedarik eden bizim hem bizden hem Çin'den alan müşterilerimiz şu anda stoğunu tamamen %100 Türkiye'ye dönderdi. Bunu da tabii fırsata çevirmek lazım. Doğru ve düzgün kaliteli ürün üretip müşteriyi de mutsuz etmeden bunu ticarete dökmek lazım. Yani anlayacağınız şöyle söyleyeyim, Türkiye'yi daha çok döviz getirmek gerekiyor. Bunun için de biraz daha çok çalışıp biraz daha çok özveride bulunmamız gerekiyor. Peki Özgür Bey, Kapı Magazin dergisi olarak bizler de gerek yurt içinde gerek yurt dışında fuarlara katılıp kapı sektörünü tanıtmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Maşallah. Röportajlar yapıyoruz, firmaları tanıtıyoruz. Sadece sektör daha iyi bilinsin, daha faydalı olalım diye.
Bizim için de bir şeyler söyleyin dersek neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, sizin yaptığınız röportajları ve gezdiğiniz yerleri inanılmaz şekilde takip ediyoruz. Ya bu konuda da çok başarılısınız, hakkınızı yemeyelim. Evet. Ve gerçekten isminin hakkını veriyorsunuz. Şimdi birçok X firmalar diyelim belirli başlıklar altında yola çıkıyor ama yaptıkları şeylerin o işle hiç alakası yok. Ama bu konuda sizi bu çizgiden çıkmadığınız için şahsen tebrik ediyorum. Ve bizlere sağladığınız katkılardan dolayı da Özgür Öztürk olarak, şahsım olarak çok teşekkür ederim. Güzel duygu ve temennileriniz için teşekkür ediyoruz. Layık olmaya çalışacağız bu düşüncelerinize. Çok sağ olun. Çok başarılısınız bu konuda. Umarım başarınızın devamı gelir. Her yıl olduğu gibi bir dahaki fuarda da sizleri bekliyoruz. İnşallah. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.